Merhaba arkadaşlar, o çok beklenen büyük güncelleme sonunda geldim. Şimdi nasıl neler geldiğini kısaca göstereceğim. Ufak ufak göstereceğim çünkü çok fazla şey var. Her birini farklı farklı anlatacağım. Hemen bir hızlıca üstten geçeceğim. Saf beyaz rota, yeni bir kostümümüz geldi. Kostüm bu şekilde. Saçı güzelmiş, kostüm de güzel gerçi. Yeni kamp planı diyor, bunu zaten anlatacağım size. Ne olduğunu, ne bittiğini. Bu şekilde kamplarla ilgili bir plan var. Yeni kamp planını tamamlamamız gerekiyor. İlk önce bitiren de kazanıyor. İlk önce bitiren değil daha doğrusu. Puanı fazla olan kazanıyor diyelim. Sıralama ödülü var. Buna göre belediye binası falan alınıyor. İlk 1 ve 10 kişi. Kamp daha doğrusu. Değiştirilebilir bu şekilde. Kaç kamp varmış? Bizim serverda. Orçitan 100 kampta varmış bu arada. Yani görev, tüm üyelerin görevleri yapması lazım. Gördüğünüz gibi daha 5 kişi yapmış. 5 kişi yaptığı için bu puandayız. Yeni sentez geldi biliyorsunuz. Yeni seviyeler de geldi. Bununla ilgili bu şey. Arttırmayla alakalı. Yeni bir tane revolver tüfeği geldi. Yeni bir tane zırh geldi. Bunları sırayla göstereceğim zaten. Kalkan vesaire. Dilek ağacımız var. Pazartesi günü bize ödüller veriyor. Cumartesi günü sulama işlemine başlayabiliyoruz. Spor kart basma biliyorsunuz. Bu çok klasik bir etkinlik zaten. Balıkçılık yarışması geldi. Talih çekilişi geldi. Hemen katıl diyelim. İçerisinde neler olduğunu göstereyim sizlere. İçerisinde LSS var. Pervaneli uçak kutusu var. Yaz DJ opsiyonel kutusu var. Ve şöyle bir kostüm var. Bu da çok güzel. Ben bu kostümün normal rengini de çok seviyorum. O yüzden büyük ihtimalle buraya birazcık fedarcarım diye düşünüyorum. Şöyle sırayla ödül havuzu var gördüğünüz gibi. Puanlara ulaştığınız zaman bunları çıkartabiliyorsunuz. Özel formül tablosu var. Buradan füzyon yapabiliyorsunuz. Bu füzyonu yaptıktan sonra işte öğrenebiliyorsunuz buradaki şeyleri. 5 gün sonra bu değiştiriliyor. Şu anda yükseltilme verilen bu silah. Çift eğitimi var. Partnerimle iki kez TV izle. Garip bir görev. İlk kez gördüm böyle bir görevi. Hemen mağazaya girdiğimizde mağazada Güven Bana adlı bir kostüm var. Bu güzel bir kıyafet. Ben bu kıyafeti gerçekten seviyorum. Kafası çok hoş olmasa da kostümü çok güzel. Başka bir şey yok kutunun içerisinde. Bu günün önerisi diye bir şey geliyor. Şu şekilde indirimli paketler. Mesela burada zaten normalde de 90 alıyorduk gerçi ama kendince indirim yapıyor. Gizemli dükkan diyor. Biliyorsunuz daha önce gelmişti. Hemen göstereceğim. Mesela bir şeye tıkladığınız zaman size indirim veriyor. Bunu paylaşın diyorsunuz. Herhangi bir yeri seçmeniz lazım. Bir sosyal platform gibi. Mesela Facebook'u seçeceğim. Paylaştıktan sonra gördüğünüz gibi fiyat %36'ya çıktı. Bu özel direnç şu anda yeni alan operasyonlarından çıkacak şey. Silah yükseltme itemi. Yenileri özel diye şöyle bir şey var. Eski kutuların şekli değiştirilmiş sadece. En iyi fırsatlar. Hepsi aynı. Günlük paketlerimiz var. Buradan ücretsiz alabildiğimiz var. Şanslı hediyeyi de bir kere açalım. Şanslı hediye. Ha, içerisinde şey de var sanırım. Ama buradan için göstermiyor. Silah yükseltme malzemesinden bahsediyor ama bu kutunun içerisinde göremedim. Buldum. Opsiyonel sandık var burada. Opsiyonel sandığın içerisinden antiviral de çıkartabiliyorsunuz tabi. Hemen mağazamıza geçeceğiz. Mağazamız aynı. Bir değişiklik yok. Sadece görünümü değişti mağazamızın. Bakalım. Evet. Ekstra bir şey var mı? Mobilya. Mobilyamızda da yok. Dilek mağazamıza yeni bir emoji gelmiş mi?
emoji de yok. Şimdi üyeye özel kısım var. Training'i göstermeyi unuttum demesi de marketini. Onu göstereceğim. Arkadaşlar ateş böceği tutabileceğiz artık. Ateş böceği tankı var. Hepsini göstereceğim size sırayla. Sakin olun. Burada bazı mobilyalar geldi yeni. Şimdi yüksek ölüm geldi. Yüksek ölümün tabi sertifikası da geldi. Köşk geliştirme. Bakalım başka burada gösterebileceğim bir şey var mı? Şu an için yok. En önemlisi de sezon 7 geldi. Onu da ayrıca göstereceğim. Şimdilik şöyle kısa bir video çektim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.